Herkese merhaba, yeni bir video ile sizinleyim. Bugünkü videomda Nisan ayı favori ürünlerimden bahsedeceğim. Bu bir ay içerisinde en çok kullandığım ve tercih ettiğim ürünleri sizlerle paylaşacağım. İlk olarak saç ürünleriyle başlıyorum. Birinci ürün Velle Pro Series'in saç spreyi. Bu saç spreyinden gayet memnunum. Saçlarımın önünü de kısa kestirdikten sonra daha iyi tutuculuğu olan biraz da kalıcı bir sprey ihtiyacım vardı. Denemek için de şunu aldım. 400 milimlik bir ürün ve yanlış hatırlamıyorsam da fiyatı 20 lira civarında olması lazım. Uygun da bir fiyatı vardı. Yalnız şunu söyleyeyim, ben saçım daha iyi tutsun, daha fazla kalıcı olsun diye şurada 1'den 5'e kadar ürünün sertlik dereceleri var. 5'i tercih etmiştim. Bir tek günlük kullanım için 5 numara biraz fazla oluyor. Çok sertleştirebiliyor saçlarınızı. O yüzden 3 ya da 4'te benim işimi görebilirmiş. Tercih ederken 3 ya da 4 numarasını tercih etmenizde fayda var. Bir başka ürün yine Velle Pro Series'in saç bakım külü. Saçlarımla ilgili sıkıntım olduğunu biliyorsunuz. Saçlarımın biraz daha toparlanmasına gayet yardımcı olan bir ürün oldu bu. Şöyle hafif jel kıvamında güzel bir saç bakım külü. Bu da 200 milimlik bir ürün. Bunun da fiyatı 20 lira civarındaydı. Bunların hiç tam olarak fiyatını hatırlamıyorum ama aklımda kaldığı kadarıyla o civarlardaydı fiyatları. Memnun kaldım bu üründen. Saçlarımın biraz daha toparlanmasına gayet yardımcı oldu. Bir başka ürün de Victoria's Secret'ın vücut losyonu. Bu ay en çok bu vücut losyonunu kullandım. Fiyatı 27 liraydı. Gayet memnunum. Bath & Body Works'larımı aratmadı. Hatta bu ay onları hiç kullanmadım. Bunu kullandım. Yarısına kadar geldi. Bu ay içerisinde de muhtemelen bitmiş olacak. Memnun kaldım. Sevdiğim bir vücut losyonu oldu. Yüz temizleme jeli olarak da şöyle göstereceğim. Bunun kapağı kırıldı. O yüzden ters döndüremiyorum. L'Oreal'in Pure Zone şurada kendinden temizleme pedi olan yüz temizleme jelleri. Daha önce söylemiştim, benim yüz temizleme jelleriyle, jel kıvamındaki ürünlerle pek aram yoktu. O yüzden bu ürünü de alırken tamamen fiyatı uygun olduğu için ve yani öyleyse ne kaybederim ki, bir deneyeyim demek için almıştım. Yalnız çok memnun kaldım. Yani ürün perişan oldu. Burası kırıldı. Şuradan biraz akıtıyor. Şurada bir tane bunun yapışkanı vardı. Bunu koruması için o gitti. Yani her felaket başına geldi. Ona rağmen ben bu üründen soğumadım. Ve her gün severek kullanıyorum. Şunu fark ettim. Jel ürünlerin uygulanmasında temizlik hissinin vermemesindeki en büyük sıkıntı böyle bir pedle uygulanmamış olması. Bu pedle jel ürünü uyguladığınızda tamamen temizlediğini ve cildinize nüfuz ettiğini hissediyorsunuz. O yüzden jel ürünlerin uygulanmasına gayet önemli bir özelliğe sahip oldu benim için. Bir başka ürün de Clinique'in göz çevresi bakım kremi Alabite Eyes. Bu 5 milimlik küçük boy bir üründü ve ben bunu kullandım. Çok memnun kaldım. İndirime girdiği zaman da takip ediyorum. Alabileceğim güzel bir bakım kremi. Hafif yapılı olduğu için de cildinize hemen uyum sağlıyor ve herhangi bir nemsizlik, kuruluk hissetmiyorum göz çevremde. Güzel bir ürün. Pure Beauty ile hemen hemen eşdeğer ama Clinique biraz daha ağır bastı. Yine Clinique'ten devam edeyim. Stay True Makeup yağsız fondöteni. Bu ay en çok bunu kullandım. İki damlası bile tüm yüzüme yetti ve tamamen yüzüme oturduğunu hissediyorum. Yani akıyor mu, bulaşıyor mu, öyle bir hiçbir derdim olmadan çok rahat kullandığım, şu havalarında ısınmaya başladığı, sıcakların hafiften bastırdığı günlerde hiçbir fondöten derdinin olmadığı güzel bir kullanımı rahat fondöten. Tamamen yağsız olduğu için de sürüyorsunuz ve unutuyorsunuz. Akşam yüzümü temizlediğimde de olduğu gibi yüzümden çıktığını fark ediyorum. O yüzden çok kullanışlı ve tercih edilebilecek güzel bir Clinique fondöteni. Yine Clinique'ten devam edeyim. Bu ay Clinique'in birçok ürünü kullandım. Bu ayda Chubby Stick'ini dudaklarımda sık kullandım. Bu 4 numara olan Mega Melon. Yine Clinique'ten devam edeyim. Bu ay almış olduğum şu maskarası. Bu maskarasının özelliği tamamen kirpikleri uzatmak amacıyla olan bir maskaraydı. Ve ben bunu bayıldım. Çok sevdim. Çok memnunum. Her gün bu maskarayı kullanıyorum. Belki biraz daha hacim kazandırmasını istersem farklı bir maskarayla üzerinden geçiyorum. Ama bu tek başına da tüm günümü idare ediyor. Gayet de güzel bir sonuç veriyor. Sıra geliyor jel eyeliner. Maybelline'in jel eyeliner'ı. Bunu bir süre önce almıştım, yani yeni aldığım bir ürün değil ama bu ay çok sık kullandım. Hemen hemen her gün bu ürünü kullandım ve siyah, benimkisi tamamen siyah olan black rengi ve
Siyahının o tam siyah olma koyu özelliğini çok seviyorum. Normalde göz kalemiyle üzerinden geçiyorum. Hala yoğun bir siyah rengini gösteriyor. O yüzden gayet güzel performans sağlayan bir jel eyeliner. Sıradaki ürün Essence'in Smoky Eyes ikili kahverengi far paleti. Bunu da daha önceden almıştım ama bu ay aşkım depreşti ve ben bu ürünü çok sık kullandım. Kaşlarım için özellikle bunu kullanıyorum. Ve şuradaki krem yapılı, şuradaki de toz. Toz olanı kaşlarım için, krem yapılı farını da tamamen eyeliner çekmek için kullanıyorum. Ve eyeliner'da da çok güzel duruyor. Ve beğendiğim ve uzun bir süre hemen hemen her gün kullanacağım güzel bir far paleti. Bu ay yine en çok kullandığım bir başka ürün de MAC'in In The Abstract Highlighter'ı. Bu aydınlatıcı olarak aldım ben bu ürünü. Hatta ilk aldığımda şu damarların arasında altın tozu renginde tozlar vardı ve gerçekten aydınlatıcı olarak kullanılabiliyordu. Yalnız onlar birkaç kullanımdan sonra gitti. Tamamen şöyle pembe tonlarında bir ürün kaldı elimde ve ben bunu aldık olarak kullanıyorum. Tam istediğim renk, hafif uçuk pembe, kalıcı ve çok sert bir ürün bu. Tozutmuyor, bulaşmıyor da. O yüzden çok sevdiğim ve memnun kaldığım ürünler arasında bu da yerini aldı. Bu yaz herhalde en çok kullandığım aldıklarımdan biri bu olacak. Son ürünlerim de ay içerisinde kullandığım ojelerim. Golden Rose Jolly Jazz 103 numarası bitti. Yani bitti diyebilirim, çok az kaldı. Hafif de sakızlanmaya başladı sık kullandığım için. Bu ürünü çok sevdim. Tekrar alacağım. Beğendiğim bir oje. Bu ay en çok kullandığım diğer oje de Selence'nin 440 numaralı Calypso Blue isimli ojesi. Bunun rengine bayılıyorum. Çok güzel bir rengi var. Yalnız ojenin tek dezavantajı tırnağınıza rengi geçiyor ve çıkarmak çok zor oluyor. O yüzden mutlaka altına bir parlatıcı ya da tokat kullanarak o şekilde üzerine sürerseniz daha iyi bir sonuç alıyorsunuz. Ben de bundan sonra uygularken altına mutlaka bir şey sürüyorum. Yoksa mümkün değil, tırnağınızdan çok zor çıkıyor rengi. Benim bu ay kullandığım, sıklıkla tercih ettiğim ürünler bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben aynı zamanda Instagram ve Twitter'dayım. Alt tarafta kullanıcı isimlerim yazıyor. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.